günler efendim. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Ama ne hafta? Nasıl bir hafta? Evet, ben de hakikaten günaydın. Dumanı tütecek. Muazzam bir gündem yükü var bu haftanın üzerinde. Ve gazeteler de tiraj tabii aslanın ağzında, gayrete gelmiş görünüyorlar. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi kısacık bu hafta neler olacağını, bazı maddelerini özellikle Medya Mahallesi'nde nasıl ele alındığına da bakarak değerlendireceğiz ama önce malum geçtiğimiz hafta öğretmenler günü kutlandı. Cumartesi günü 24 Kasım'da. Posta'nın manşetinde yer alan bir fotoğrafı sizlerle paylaşmak istedik. Doğan Haber Ajansı'ndan Halil İbrahim Varlı imzalı bir kare. Bakar mısınız? Şimdi bu alkışlanarak verilen bir fotoğraf oldu. Bizim de alkışlamamız gerekiyor. 25 yaşında bir öğretmen Halil Öztemel Van depreminde ayaklarını kaybetmiş. Şimdi Konya'da Kadınhanı'ndaki Ülkü İlkokulu'nda öğretmenliğe devam ediyor. İki ayağını birden kaybetmiş ama ne gam, yüreğini kaybetmemiş, arzusunu kaybetmemiş, hiçbir şeyini kaybetmemiş. Hayata küsmemiş. Bir tarafında evet, meslek aşkı var bu fotoğrafın. Evet. Bu fotoğrafı vücuda getiren temel unsurlardan biri. Bir tarafında da hayata tutunma mücadelesi. Bir şekilde müthiş, hayata tutunmayı başarmış. Motivasyonunu kaybetmeden mesleğine, öğretmenliğe devam ediyor. Gerçekten etkileyici, çarpıcı bir çok fotoğraf. Halil Öztemel'e de sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Benim çocuğum yaşında olabilir ama saygıyı hak eden bir genç. Yaşama umudunu hiç kaybetmemiş. Dediğim gibi yüreğini, cesaretini, inancını kaybetmemiş. Halil İbrahim Varlı'ya da Doğan Haber Ajansı'nda herhalde kaçmamıştır dikkatinden Uğur Cebeci'nin parası, Doğan Haber. Primini ödemiştir herhalde diyorsun. Biz burada bir süre sonra muhasebe makbuzlarıyla ekrana çıkıp ona buna makbuz kesmeye başlıyormuşuz. Ama gerçekten çok güzel bir kare. Tabii çok birkaç cümleyle bir öğretmenler demişken çok kısacık da anlatmak isterim. Şimdi efendim öğretmenlerin %5'i ama bu şu demek, 20 öğretmenden birinin evine haciz geliyor. %43'ü maaşının çok çok önemli bir bölümünü borçlarına veriyor. %64'ü kredi borçlarını özellikle veriyor. %64'ü hiç tatil yöresine gidemiyor. Yaz tatilini evinde geçiriyor. Dahası var, dahası var, dahası var, dahası var. Öğretmenlere hani başımızın tacı diyoruz demek kolay da onların durumlarını düzeltmek lazım. Değil mi? Durumlarını aslında keşke şöyle yapsak mesela. Nereden nereye geldiler onu da söylesek de durumları ne kadar kötü fotoğrafı tam hani nesnel verilerle ortaya şimdi koysak. Şimdi kendi içinde mukayese edersen belki iyileştirme görebilirsin. Ama bütünün içinde eğitime ayrılan paydan öğretmene düşen paya kadar bakarsan durumlar daha iyi değil. O kadarını biliyorum, söyleyebilirim. Ha, durum daha neye göre daha iyi değil mesela? Bütün içinde, genel fotoğrafın bütün, içinde. Bütün derken, dünya bütünü içinde mi? Dünya ekonomik krizi. Dünyasından yok. Yoksa Türkiye bütünü içinde. Ya mesela bundan 10 yıla Türkiye göre mi bugün öğretmenler daha iyi değil demek istiyorsun? Hayır, onu da kastetmiyorum. 10 yıla. Sence bugün 10 yıla göre daha mı iyidir, daha mı kötü? Daha doğrusu şöyle, bana soracağına sen benim söylediklerime itirazınla, yani şimdi ben bunu söyleyince mesela hani son 10 yılın iktidarı olan kadrolara bir şey mi söylemiş oluyorum da yani niye itiraz ettiğini anlamadım. Öğretmenlerin durumu hayır, ortada. Hayır, ben şunu mesela anlamaya çalışıyorum. Öğretmenlerin her durumunu, 5 öğretmenden biri ek iş yapıyor mesela. Bundan anladım, söz ediyorum. Öğretmenlerin durumunu global bir şekilde ortaya koymaktansa bunu konuşacaksak keşke rakamlarla konuşsak. Mesela öğretmenlerin durumu şuradan şuraya geldi. Şu kadar kötüleşti. Hayır, yani bu kadar kötüleşti diye. Bunu yani bir itiraz şeklinde mi söylüyorsun? Ben sürekli, hayır, hem itiraz şeklinde söylüyorum hem de sürekli cebimde iyi ama öğretmenlerin ekonomik durumunu tartışacağımız gibi bir şeyden haberdar olmadığım için cebimde öğretmenlerin ekonomik durumlarına ilişkin veri tablosuyla dolaşmıyorum. Şu an üzerimde o veriler yok. Bu mevzuyu
kafanda gündemleştirdiğine göre belki sende vardır diye sana soruyorum. Sende de yoksa bunları bilahare temin ederiz. Tamam, burada temin öğretmenler ederiz. Nereden nereye gelmiş konuşuruz onu. Şu kadarını biliyorum. Gelişmiş ülke denilen ülkelerde özellikle hayat kalitesi anlamında gelişmiş ülkelerde öğretmenlerin durumu gerçekten başka mesleklere oranla çok önde. Bunu biliyorum ve bunu söylüyorum mesela. Anladım. Bir tek bu. Şimdi tamam. Şimdi sorulardan birinin cevabı bu. Diyorsun bir tek bu değil. Başka kendi içinde derken bunu kastediyormuşsun meğer. Şimdi anlıyorum ya kendi içinde yok, derken. Yok, sadece bu değil. Onu söylüyorum. Birkaç şey daha var. Mesela biri bu. İkincisi şu. Başka yerlere verilen paralarla öğretmenlerin maaşları ya da durumları iyileştirilebilir. Birçok konuda mesela lojman konusunda iyileştirildi. Onu biliyorum. Ama ben burada devlet tarafından yapılmış da bir anketin sonuçlarını açıklıyor. Anladım. Rakamlar olmadığı için ben de anketten haberdar değilim. Doğal olarak sorma ihtiyacı duyuyorum. Şimdi mesela şunu soracağım. En düşük öğretmen maaşı kaç paradır? Bilmiyorum. Bilmiyoruz bunu. Bunu bilmezken öğretmenlerin ekonomik durumunu nasıl tartışacağız? Ya, yani o kadar ama bilinen bir şeydir ki bir. İkincisi velev ki bilmiyoruz. Bunu genel tablonun bir parçası olarak da konuşabiliriz. Dediğim gibi %64'ü eğer yaz tatilini evinde geçirmek durumunda kalıyorsa, %45 kadarı yanılmıyorsam, yıllardır sinemaya tiyatroya gitmediğini söylüyorsa ki bir öğretmenin kültürel olarak beslenmesi gerekir. Bunu mahrumiyet bölgesi sence diyebileceğimiz sinemanın... Sence bu sadece parayla mı ilgilidir? Bu sadece parayla mı ilgilidir? Onu söylüyorum. Sinemaya, tiyatroya ulaşamayacağı bir yerde çalışıyor olabilir. Sinema her yerde var. Artık ulaşılmayan bir yeri yok. Onu ben mazeret olarak kabul etmem. Hayır. Bazı illerde bile yok. Çok sinema. Yok. Öyle bir şey eskiden de var. Eskiden de. Onun da rakamlarını şunu söyleyeyim sana. Sinema sayısı, Türkiye'de sinema sayısı, izleyici sayısıyla beraber muazzam artış gösterdi. Hani %100'lere varan, %100'leri aşan artışlar gösterdi. Dolayısıyla Türkiye'de kaç sinema salonu var o rakama bakarsan sinema olmayan il ben düşünemiyorum. Yani bir yerden çıkar mı öyle il bilmem ama düşünemiyorum. Hani bilmiyorum belki hani Şemdinli gibi ilçeler, Yüksekova belki. Bazı illerde yok gerçi ama şimdi... Onlar tabii %64'e tekabül etmez. Yani hani... Şırnak'ta yokmuş mesela. Şırnak'ta yok deniyor. Diyelim ki. Şimdi şey de geldi, en düşük öğretmen maaşı 1729 lira. Bu yoksulluk sınırına baktığımızda 1607 lira... tek kişi neye yaşarsa yoksulluk sınırı bu? Tek kişi bu aynı şey vardır ya. Hayır, kimin belirlediği yoksulluk sınırı bu? Türk İş'in mesela araştırmalara dayanarak yoksulluk sınırı böyle belirleniyor. Hayır, o OECD verilerine göre uluslararası yoksulluk sınırını Türk İş belirlemiyor. Yok. Yoksulluk sınırı öyle belirlenmiyor. Yok. Türk İş'in yaptığı araştırmalar vardır ve Türk İş, DİSK çeşit hepsinin şeyler kendine açıklarlar. Hepsinin kendine göre rakamları peki, 1729 var. O Türk İş'in lira, rakamları. 1729 lira çok para bozdura harcasınlar. Bütün dünyada bütün ekonomilerde kıstas alınan OECD ölçütleri var mesela. Şimdi diyelim ki orta sınıf ölçüsü nedir? Yani şu kadar doların üstü, günlük şu kadar doların üstü artık orta sınıfa gider. Bu aynı zamanda kültür tüketimine de para ve zaman ayırabilecek adam demektir falan derler. 1729 lira nedir mesela sence? Direkt orta sınıftır. OECD kıstas. Tabii direkt maaş. Orta sınıftır kesinlikle. Oo, çok değişmiştir ortasını. Yani. OECD verilerini söylüyorum. Ya bütün dünyada ölçüt kabul edilen kıstası söylüyorum. Açar bakarsın Ipsos KMG'nin araştırması yayınlanmıştı. Yanılmıyorsam onların araştırmasıydı. Buradan, bütün dünyada da bu tür yoklamalar yapıyorlar. Türkiye'de ortasını %50'nin üzerinde mısın? Şu an. Şunu bu kadar girdiğimize göre... Bundan ne anlamamız gerekiyor? Yani şimdi ben burada öğretmenlerin düşük maaş aldığını, zor durumda olduğunu söylerken sen buna böyle itiraz ettiğine göre... Bundan şunu anlamamız gerekiyor. Söyleyeyim, bir cümleyle söyleyeyim. Söyle, geçelim çünkü çok maddemiz bugün, var. Bugün ne öğretmenler ne de başka vatandaşlar açısından durum ideal olmasa da, mükemmel şartlarına ulaşmamış olsa da düne göre çok daha iyi.
Benim hangi söylediğim bu. Göre? Yani dün bayağı bildiğimiz AKP dün. AKP öncesine göre. Dün 3 yıl öncesine, 5 yıl öncesine, 10 yıl öncesine göre. 1 yıl öncesine göre, 10 yıl öncesine göre, 20 yıl öncesine göre, 30 yıl öncesine göre daha iyi. Şimdi şöyle söyleyeyim, bunda haklısın. Neden haklısın? Çünkü hiçbir şey yerinde durmaz. Ya çok daha kötüye gider ya ileriye gider. Birçok bakımdan evet. Geçmişte televizyon mu vardı? Hayır. Şimdi her evde 3 tane ya da 2 tane televizyon var diyelim. Burada önemli olan kriter şudur. Bir ülkenin geliri nasıl paylaşılıyor? Yani bugün diyelim ki 150 milyar dolardan 750 grubu, milyar dolara gelmiş mesela evet, Türkiye. Filan iş katı, adamı, filan iş adamının gelir. Geliri 3 kat artmış. Öğretmeninki de 3 kat artmış diyelim. Bu ikisi aynı refah seviyesine sayılır mı? Hayır. Çünkü birinin 1 milyar doları var mesela, 3 milyar doları olmuşken birinin 2 bin lira maaşı var. İşte atıyorum 3 kat artmıyor onlar genellikle zaten de 4-5 bin lira diyelim ki. Önemli olan gelirler arasındaki uçurumun açılıp açılmaması'dır. Mesele şimdi, budur. Tamam zaten az önce söylediğim budur. Oydu. OECD verileriyle ölçülen şey mesela orta sınıf dediğimiz Türkiye'de orta sınıf kalınlaşmış. Özal'ın orta direği var diye orta tamam tabaka. Tamam da 1729 lirayı orta sınıfa sokarsan. Şimdi geliyorum OECD sokuyor ben değil. Ya OECD bana ne OECD? Kime, peki neyi ölçü alacağız? Yani sen seninki... kendini ölç al. Şimdi şunu, Arif peki 1729 lirayla ne peki, yapabilirsin? Orta de, sınıf dediğin ne yapabilir? De, peki ne yapabileceğini söyleyeceğim evet. Şimdi. Şimdi geçen hafta Avrupa'dan kitlesel gösteriler getirdik değil mi ekrana? Hani birbirlerine girmişti Avrupa sokakları. Evet. Niye? Artan işsizlik vesaire falan filan işsizlik %25'leri bulmuş çoğu Avrupa Birliği ülkesinde krizde olan ülkelerde. Bunların hepsi ekonomik olarak milli gelir olarak Türkiye'nin çok üstündeydi bir de böyle düşün. Türkiye'de şu an işsizlik %8'lere gerilemiş durumda. Hani... Konuşuyorduk ya düne göre daha iyi. Real yani %11'den 12'den %11'lerden 12'lerden %8'den %8'ler. Rakamlar %8'ler diyor. Bunlar bu rakamları belirleyen ben değilim. Hayır. O rakamlar %8 diyor. Sonra ama o rakamların içi baktığın zaman peki, %10 diyor ki diyelim. İş aramaktan vazgeçenler, başvurmayanlar vesaire. %10 diyelim. Tamam, bu rakamlar sadece zaten. %10 değil de katılmıyorum. Senin dediğini tamam. Doğru varsayalım. Tamam. Çünkü resmi rakamlar var ortada ama senin dediğini doğru varsayalım. Peki. Diyelim ki %10. %25'den daha mı küçük daha mı büyük %10? Bir. İkincisi %12'den, %13'den... Ya ben o kadar bir başka saniye, bir şey söylüyorum saniye, ki Akif ya. Bir saniye. Ben de 3 cümle kurayım izin ver ama ya. Ben de 3 cümle kurdun, kurayım yani. Tamam yani. %13'lerden, %15'lerden daha mı büyüktür, %10 daha mı küçüktür? Daha küçüktür. Dün geçen biz yıl şu anda geçen Fransa'dan yıl işsizlik, daha iyiyiz. Geçen yıl işsizlik Amerika'dan da geçen yıl işsizlik daha yüksekti. Bu yıl daha düşük. 5 yıl önce daha yüksekti. 10 yıl önce daha yüksekti. Bugün daha düşük. Türkiye sanki daha kötüye gidiyormuş gibi umutsuzluk pompalanmasına itiraz ediyorum. Hani ne diyorsun, ne demeye çalışıyorsun dedin ya. Demeye çalıştığım şey bu. Yani burada sanki öğretmenlerin durumu ya da Türkiye'de genel ekonomik ahval daha kötüye gidiyormuş gibi bir portre, bir tablo çizmek bana anlamlı gelmiyor. Doğru da gelmiyor. Daha iyiye gidiyor. Ha yeter şey mi daha, yetmez. Her ha şey yeter daha mi iyi. Yetmez. Her şey İdeal mi iyi. Değil. Niye 1700 alsın, arada, 17 bin alsın ama Türkiye'nin milli geliri 5 kat artmış, şey öğretmeninki de tamam, 4 kat artmış diye. Çok konuşacak çok şeyimiz var Akif peki. 1729 liranın orta sınıf anlamına gelmediğine... Kesin kanaatimi bir söylemekle. OECD'ye itiraz ediyorsun. OECD falan gerçekten umurumda değil. Hakikaten tamam, umurumda peki. Değil. Yani Türkiye'de bu parayla hakikaten bir küçük ilde, bir kasabada yaşarsın. Ama Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da orta sınıf değil. Hani alt sınıf sayılırsın. Doğru. Böyle giderse o para çoğalacak işte. Yani geçelim. 3-5 yıl de, önce daha azdı, 10 yıl önce daha azdı. Yani... Gelir dağılımındaki uçurumundan da bir kez daha söz etmiş olayım. Şimdi bir notu aktarmam gerekiyor bunu geçerken. O fotoğraf DHA değil boşuna Uğur Cebeci'nin kulaklarını çınlatmışız. Prim vermesine İHA'ya, gerek yok. İHA muhabirine aitmiş. Halil İbrahim Varlı İHA muhabirinin gözlerinden öpüyoruz. İHA umarız, prim versin o zaman. İHA prim versin evet. Peki. Şimdi efendim bunu biraz zor geçtik. Ben biraz daha çabuk geçerdim. Hani böyle hani neyse özetle izlediniz zaten bu tartışma
bir 15 dakikamızı aldı. Devam etmemiz gerekiyor. Şimdi bakın, bu hafta çok yoğun geçecek dedik. Bu hafta neler olacak? Onlara kısaca bakalım. Şimdi bir kere bu hafta Patriot meselesi çok öne çıkacak. Çünkü yarın NATO heyeti keşfe gelecek. Ve birdenbire, hani zaten Patriot'u konuşuyorduk, daha da fazla konuşmaya başlayacağız belki. Bu arada hafta sonunda umarım izlemişsinizdir, Milli Savunma Bakanı komutanın NATO heyetinde olacağını söyledi. Yani tetik NATO heyetinde olacak ama biz de onun bir parçası olacağız dedi. Tetik tartışmasına böyle bir açıklık getirdi. Bir başka not daha vereyim. Şimdi bu hafta dedik ama yani bu haftaya bu tartışma sığarken başka bir konu daha gündeme gelebilir Patriotlarla ilgili. Çünkü 17 Aralık'ta bir füze ihalesi var. Türkiye'nin 4 milyar dolar ayrılan bir ihale bu. ABD, Rusya ile Çin ve Eurosam işbirliğiyle 3 önemli yarışmacı var. 17 Aralık'ta karar verilir mi bilmiyorum ama en azından ihale komisyonu toplanacak. Tabii bu yarışmada şimdi Patriot sistemlerinin böyle Suriye'ye karşı, belki başka yerlere de olur, İran çünkü çok itiraz ediyor ama Suriye'ye karşı konuşlanmasıyla Patriot'un ihalede şansının yüksek olduğu söylenebilir herhalde. Şimdi Yeni Şafak'ın bugünkü manşeti dedi bu aynı zamanda. Evet, evet. Orada Patriot işi orada, duygusal diyor. Tabii duygusal derken Rusya'nın Türkiye'nin Patriot konuşlandırmasına bu kadar yüksek sesle itiraz edişinin altında 4 milyar dolarlık bir çıkar beklentisinin yattığını söylüyor. Niye? Çünkü Rusya Türkiye'ye füze savar sistemi satmaya çalışıyor şu an. Yani bu ama konuştuğumuz aynı duygusallık şey, Amerika için geçerli sayılmaz. Şimdi ona geleceğim ama Türkiye, haberden anlıyoruz ki, onun da detaylarını tetkik etmek lazım. Haberden anlıyoruz ki Türkiye bir şekilde yerel sanayiyi de entegre edeceği, yerel sanayiyi de parçası yapacağı bir sistem almak istiyor. Yani üretimin bir ayağı da Türkiye'de olacak. Dolayısıyla gün gelecek Türkiye kendisi de bunu üretebilecek. Mesela her neyse o. Dolayısıyla böyle bir sistem peşinde. Türkiye kendi füze savar ihtiyacını da kendisi karşılama peşinde. Öyle anlıyoruz buradan. Henüz bir karar da verilmiş değil. Böyle bir şey gündeminde var. Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin gündemine gelecek. Onlar tartışacaklar da bir karar verecekler. İhale de açılmış değil. Ama böyle bir olasılık var ve dolayısıyla Rusya Türkiye'ye kendi füze savar sistemini satmak istiyor. Bu sebeple de Patriotlara böyle canhıraş bir şekilde şiddetle karşı çıkıyor. Yeni Şafak manşetinin söylediği bu. Ama onların söylediği bu gerçekten. Ama eğer böyle ortada duygusal bir mesele varsa niye sadece Ruslar duygulanıyor da hani Amerika 4 milyar dolar hani dişini kovuğuna gitmiyor da ondan mı acaba? Yok. Onlar da duygusal değil. Hepsi için yok, duygusal bir mesele orada, bu. Orada Fransa ve Çin de var. Mesele şu. Türkiye hali hazırda parayla füze savar sistemi satın almak niyetinde değil. Başbakan bunu söylemişti. Niye? Çünkü NATO ittifakının parçası. Zaten NATO'nun yükümlülüğü var. Ama Türkiye kendi, topraklarına kendi yönelik bir saldırı ihtimaline demiştik. Karşı evet. Tedbir almak. Evet. Şu an NATO'nun yükümlülüğü altında ve NATO'da bu konuda zaten gerekeni yapma kararı aldı. Füze savar sistemleri bizim sınırımıza konuşlandırılacak. Olası bir saldırı ya da tehdide tedbir olarak. Acil ihtiyaç listemizde füze savar sistemi yok. Belki geleceğe dönük konuşuluyordur bunlar. Bakacağız. Göreceğiz yani yakında. Şimdi bu haftaya devam edelim. Bu hafta dedik ki bu Patriot meselesi ısınacak. İki, AK Parti'nin teklifi Anayasa Yazım Komisyonu'na sunuldu. Zaten izlemişsinizdir herhalde, bayağı da geniş verildi işte ayrıntılarıyla nasıl bir sistem öngörüldüğü. Bu hafta özellikle başkanlık sistemi tabii, çünkü çok açık bir başkanlık sistemi önerisi var. Artık hani canım bilmiyorum bir düşünelim bakalım falandan çıktı, bayağı ciddi bir teklife dönüştü. Menzile girdi yani, öyle görünüyor. Şimdi burada konuşacağımız hakikaten çok ciddi birkaç madde var. Onun için lütfen 2 dakikada, 3 dakikada bir başkanlık sistemine,
nasıl bakıyorsun? İki, başkanın meclisi feshetme yetkisi hakkında ne düşünüyorsun? Bunları söylersen, çünkü bu hafta boyunca daha gerçekten çok konuşacağız. Ama bugün çok kabaca bir giriş yapmış olalım bize. Şimdi başkanlık sistemi ya da başka bir sistem. Türkiye'de ben sistemin reform ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani mevcut sistem Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilecek olması dolayısıyla, anayasada bu konuda yeni bir düzenleme yapılmış olması dolayısıyla bu yeni duruma uyumlanmadı. Dolayısıyla bir uyumlaştırma ihtiyacı var ortada. Hı hı. Yani Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildiğinde meclis tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanı gibi olmayacak. Tanımlanmış yetkileri değişmese de öyle olmayacak. Fiiliyatta öyle olmayacak. Bu durumda sistemin adapte edilmesi, elden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes önerisini yapsın. Yani birincisi herkes önerisini yapsın. Başkanlık, yarı başkanlık her neyse. Türkiye'ye en uygun modeli bulalım. İkincisi, başkan meclisi feshi yetkisine sahip olsun mu? Çok detay, bana göre çok teferruatta kalan bir mesele. Önce ana tercihimizi, temel tercihimizi yapmak durumundayız. Başkanlığı mı, yarı başkanlığı mı? Beraber geliyor bu öneriyi. Teklifte var peki, bu yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Önce teklifte var da onların teklifi. Benim teklifim değil ki. Benim görüşümü anlatıyorum burada. Peki. Kendi görüşümü anlatıyorum. AK Parti'nin teklifi. Bana göre önce temel tercihimizi yapmalıyız. Hı. Yani yarı başkanlık mı daha doğru bizim için, başkanlık mı, mevcut sistem mi, mevcut sistemin küçük rehabilitasyonlarla elden geçirilmesi mi? Bu tercihi yaptıktan sonra kendi içinde modeli tartışabiliriz. Onun için teferruat diyorum. Daha oraya gelmedik. Başkan meclisi feshi yetkisine sahip olursa, meclisin de başkanı azil yetkisine sahip olması şartıyla mümkün olabilir bu. Bunların karşılıklı restleşme... Yani öyle bir madde var. Ama başkanın meclisi feshetme yetkisi kadar kolay gerçekleştirilebilen bir azil değil. 367 oy gerekiyor mesela bu konuda soruşturma açabilmek bile. Yani başkan, bırak şeyi azlettik demeyi. Soruşturma açılabilmesi, yargı yolunun diyelim ki açılabilmesi için de 367, ki 367'nin ne kadar zor bulunduğunu her fırsatta bu öğretti bize hayat. Başkanın meclisi feshi halinde 3 ay içerisinde seçime gidiliyorsa, hı-hı, bir sorun yok. Yani neticede halkın önüne sandık kurulup da eğer halkın tercihleri yeniden sorulacaksa bir sorun yok. Hali hazırda da meclisin fesih şartları var. Belli şartlar oluştuğunda meclis münfesih sayılıyor. Yani mesela diyelim ki şu kadar turda cumhurbaşkanını seçemedi mi vesaire falan. Dolayısıyla meclis sanki... O geçmişte kaldı tabii cumhurbaşkanını meclis seçmediği sanki, için tabii mesela diyorum ama, hı-hı, yani teorikte, hı-hı, teoride böyle, hı-hı, bir şey var. Hiçbir hal ve şartta meclis fesih edilemez değil. Bu zaten mevcut bir imkandır. Yani sistemin içerisinde var olan bir imkandır. Ha, bu imkan şöyle mi kullanılır, böyle mi kullanılır ayrı mesele. Ama sonra ne olacak? Meclis feshedildi. 3 hafta ya da 3 ay içerisinde en geç seçime gidilip halka tekrar ne istediği sorulacak ve yeni bir meclis oluşturulacaksa bir sorun yok. Ne olacak? Yani ya bunların hakikaten yani bu kadar hani detay, sorun yok. O kadar büyük bir şeyden söz ediyoruz ki. Yani bir andıç yüzünden, tamam, yani daha doğrusu bir internet sitesi yüzünden darbe girişimi yapıldı. Bunlar darbeci denilirken gelip burada darbeyi sadece askerler yapmaz ki, siviller de yapar. Ve bu başkanlık sistemiyle ilgili teklif bana göre sivil vesayetin yolunu açıyor. Zaten böyle. Demokrasi sivil vesayet rejimidir zaten. Onda problem yok. Demokrasi halkın vesayetidir. Sivil vesayet derken halkın seçtiklerinin memleketi idaresini kastediyorsan demokrasi tam da budur zaten. Sivil vesayet rejimidir. Yani halkın sivil vesayet derken de halkın seçtiklerinin demokrasinin kuralları içerisinde hükmediliyorsa problem yani yok. Böyle mevzu açıyorsun, konuşuyoruz. Gerçekten zaman dar diyorsun. Ne diyeyim yani? Hayır, demagojiye girmeyelim. Yani nasıl demagoji vesayet yani? Demokrasinin kendisi değildir. Yapma. Nasıl sivil vesayet demokrasinin? Şimdi, ta kendisidir yani. Ne demek kendisidir? Peki Akif, tartışmayacağım. Çünkü devam etmemiz gerekiyor. Peki, konuyu edelim. Açtım ve rica ettim. Dedim ki 2 dakika, 3 dakika. Şimdi müsaade edersen ben de bu konudaki kendi görüşlerimi söyleyeceğim. Eğer izin olursa. Ondan sonra diğer konulara devam edeceğiz. Bir, bu da izin zaten, vereceğin sensin. Benden izin almana gerek yok. Akif peki, sözlerini bitirmedinse
devam et, bitirdim. Tamam, bitirdinse ben zaten kendi görüşlerimi belirtmeye geçmiştim ve ondan sonra senin araya girmenden kaldı. Yani ben senin sözlerini bitirmeni bekledim. Rica ediyorum, lütfen bekle. Bir, şimdi sistemin sorunlu olduğu ortada dedi. Katılırım Akif Bekir'in bu sözüne. Ama sistemin asıl tıkandığı yerlere bakmıyoruz. Nasıl? Mesela siyasi partiler yasası ve seçim yasası gibi demokrasinin, parlamenter demokrasinin işleyişinin ayağında iki pranga var. Bunlardan hiç söz etmiyoruz. Bir, halk oyunun meclise yansımasında %10 barajı çok önemli bir engeldir. İki, siyasi partiler yasasında parti içi demokrasi işlememektedir, çok ortada. Artık gerçekten görüyoruz ki partilerde lider sultası var, bir tek kişi var. Şimdi bunlar bize sorun gelmiyor. Bunun yerine bunu daha da kalıcı hale getirecek bir sisteme gidiyoruz. Başkan seçiyoruz. Bilmiyorum nasıl seçilecek. Çünkü başkanlık seçiminin biliyorsunuz 1000 tane yan etkisi var. Valilerin seçiminden tutun da bölgeler meselesine kadar. Bunlar nasıl aşılacak bilmiyorum ama bu hafta bunun konuşulacağını özellikle söylemiştik. Şimdi gelelim bu hafta konuşulacak şeylerden birine, bir diğerine. Yarın meclise sunulacak ama hafta sonunda bütün gazetelerde vardı. Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Kimilerini dinlemedi, çok enteresandır ama neticede bir sonuca vardı. Başbakanın cevapları da galiba yazılı olarak gelecek, ondan sonra raporuna son şekli verecek ama o raporun taslağı sızdı basına ve bütün gazetelerde bunlar vardı ve bir rapordan en az 4 manşet çıktı benim görebildiğim kadarıyla. O manşetleri şimdi görelim. Diyor ki rapor, faili meçhul cinayetlerin 90'lı yıllardan söz ediyor. Faili meçhul cinayetlerin izi Kozmik Oda'da, Genelkurmay'ın Kozmik Odası'nda, hani Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla gündeme gelen yerde aranmalı diyor. Turgut Özal aslında darbecilerle işbirliği yaptı diyor. Gaffar Okkan suikastı Hizbullah'ın intikam saldırısıdır diyor. 6-7 Eylül olayları özel harp dairesinin işi diyor. Şimdi burada hepsini tek tek konuşmayalım ama bu Özal meselesini konuşalım. Çünkü Özal'ın Güneş Gazetesi de dün Özal bombası diye komisyon raporunda müthiş iddia, Özal bombası, darbecilerle ciddi işbirliği yaptığı söyleniyor diyor. Şimdi darbecilerle işbirliği yapmaktan kasıt şu, raporun, o haberde de mi? O var. Raporun hükmü mü o? Raporda böyle deniyor. Yani, raporda görüşe başvurulanlardan birinin tabii, görüşü tabii, galiba tabii, o. Tabii yani zaten ama komisyon kendisi öyle bir kanaate varmamış olabilir yani. Onu yarın göreceğiz esas olarak ama ben. Yani rapor taslağında bu var deniyor, böyle deniyor. Şimdi darbecilerle işbirliğinden kasıt şu. Malum 24 Ocak ekonomik programı kararları vardı. Türkiye'nin en acı reçetelerinden biriydi bu. Bunu 1980 yılında, yani darbe yılında, ama darbe Eylül'de oldu. Özal 8 Ocak ve 28 Mart tarihlerinde iki defa, bir raporun öncesinde bir de raporun sonrasında etkileriyle Genelkurmay'a gitti, briefing verdi ve beğeni topladı deniyor. Şimdi tabii bu raporda yer alıyor ama doğrusu ilk kez söylenen bir şey değil. Şimdi size bir kitap göstermek istiyorum. Hafta sonunda TÜYAP'ta 12. baskısı satılıyordu. 12. baskı çünkü 2001 yılında yazılmış. Mehmet Ali Birant ve Soner Yalçın imzalı kitap. Şimdi The Özal şöyle bir kitap. Her iki isim de, Birant da Soner Yalçın da, burada kişisel fikrini hiç söylememiş ama Korkut Özal, Semra Özal, Ekrem Pakdemirli'den tutun işte Hikmet Çetin'e, Cüneyt Cansever'e, Cüneyt Canver, çok özür dilerim. Yani çok da sevdiğim bir isimdir. Soyadını bir an şaşırdım. Çok özür diliyorum.
İşte hatta Erkan Zengere hani bu tanıtımlarını yapan inanılmaz sayıda insanla konuşmuşlar. Ve orada pek çoğu şunu söylemiş. Eğer 12 Eylül darbesi olmasaydı 24 Ocak kararları ekonomik programı uygulanamazdı. En azından bu kadar kolay uygulanamazdı. Yani sebep sonuç ilişkisine bakıldığında 12 Eylül darbesi 24 Ocak ekonomik kararlarından yararlananlara, kimlere? İşte ekonomi bürokrasisi ve esas olarak iş dünyasına yaramıştır varan ve o anlamda darbenin belki böyle bir parçası olan bir Özal'dan söz ediliyor kitapta, raporda bunu söylüyor. Ne diyorsun? Abi ben asıl yani bunu çok gene önemsemeyeceğim eğer izin verirsen. Hı. Bana göre teferruatın teferruatı bile değil. Muhtemelen komisyona gelenlerden bir tanesinin görüşüdür o. Komisyon heyetinin kendi kanaati bile olmayabilir. Rapor ortaya çıktığında göreceğiz. Ama benim söyleyeceğim şey şu. Sonuçta bu komisyonun görüşüne başvurduğu en önemli darbe süreci yani tanıklarının ve mağdurlarının ve aktörlerinin kendince aktörlerinin görüşüne başvurduğu en önemli darbe süreci 28 Şubat süreciydi. Sen nasıl bakıyorsun 28 Şubat'ta? Sence bir darbe ben süreci miydi? Ben bugün bunu yarın söyleyebilir miyim? Bugün de konuşabilir miyim? Hayır. Şimdi Özal'ın zehirlenme iddiası var. Konuşmamız gereken anladım. Yalan yok. Hayır darbe süreci mi değil muhteşem miydi? Muhteşem. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Postmodern medyanın darbe medyanın rolü var mıydı yok muydu? Darbenin... Ya vardı. 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 Olmaz olur mu? Medya kullanıldı ve kullandı. Bir. Postmodern darbe süreciydi. İki. Ama 12 Eylül'ün teferruat sayılıp da 28 Şubat'ın bu kadar büyütülmesine, neredeyse 28 Şubat'ın bütün darbelerin anası haline getirmesine itiraz. 12 Eylül de yargılanıyor. Ben bu iddianın teferruat olduğunu söyledim. 12 ama Eylül'ün değil. Bir şey söyleyeceğim. 12 Turgut, Eylül'ün değil. Ama Turgut iddianın, Özal'ın anladım. Olur mu? Peki, bir darbenin yapılış nedenidir. Bak peki, 27 şunu, Mayıs'ta bir da bir sürü kişinin görüşüne gerçekten meraktan soruyorum. Bir sürü gazetecinin de görüşüne başvurdular. Benim o dönemde görüşüme önemli... başvurmadılar. Başvurmadılar hayır, mı? Hayır başvurmadılar. Erkan Mumcu'nunkine de başvurmadılar evet. Ama o itiraz etti. Neden benim görüşüme de başvurmuyorsunuz dedi. Senin böyle bir itiraz şöyle söyleyeyim yaptığın... bazı meslektaşlarımıza bakılırsa ben komisyona değil savcıya ifade vermeliyim. Belki savcı da çağırır ve ben orada 28 Şubat'ta nasıl bir habercilik yaptığımı anlatırım. Burada defalarca anlattım Akif Bey'ki. Arzu ediyorsan bir kez daha söyleyebilirim. Yok yok hayır. Hayır komisyona, bunu niye sorduğuna, niye itiraz etmedin, niye itiraz etmek edeyim? Aklından geçti mi, itiraz etmeyi düşündün mü diye sordum sadece. Akif Bey'ki gerçekten burada sürekli kişisel bir şeye girişiyorsun. Bunu yapma, lütfen yapma. Şimdi ben burada tutup da sen niye böyle söylüyorsun deyip kişisel olarak bir takım şeylere girsem hayır fikrini bir şey. Kişisel derken ya kişilik... Niye bunu yapıyorsun mesele bilmiyorum. Şu, mesele şu, konu konuşuyoruz. Bunu kişiselleştirmeni ben anlamıyorum zaten. Hayır sen bana kişisel olarak soruyorsun. Niye kişiselleştiriyorum? Kişisel görüşlerimizi konuşuyoruz zaten hayır, burada. Başka, bununla ay, Akif kişilik, peki, benden kişiliğini söz tartışmıyorum. Sen. Kişiliğini diyorsun tartışmıyorum. Diyorsun ki merak etmedin mi? Ben kişiliğini de diyorum tartışmıyorum. Kişisel görüşünü tartışıyorum. Benim 28 Şubat'ın parçası olduğumu ve gidip oradaki medyada önde gelen haber merkezlerinden birinde görev yaptığım için 28 Şubat'ın bir parçası olduğumu ima ediyorsun. Şimdi ben yoksa niye bunu söyleyesin şey affedersin? Niye şey bunu söyleyesin? Şunun için söylüyorum. Sen her seferinde kendin de söylüyorsun. Evet. Gerçekten de öyle. Ben de kabul ederim. Peki. Sonuçta çok önemli bir haber merkezinin başındaydın. Evet. Değil mi o süreçte? Evet. Evet. Senin tanıklığına başvurulmasından daha doğal ne olabilir? Benim burada yaptığım Ali şey açısından soruyorum. Ali Kılıç'ın tanıklığına başvuruldu. Ya ben sana burada hep söylüyorum. Akif yani Bey, bunda ne var? Beni 29 bunu... resepsiyonuna bile çağırmazlar bu memlekette diyorum. Değil mi? Evet. Genel kurmaya hiç çağrılmadım dedim. Değil mi? Beni çağırmıyorlar Azim. Ne yapayım? Ne yapayım yani? Tamam, hani beni çağırın, yok. Beni çağırın bunda diye. Bunda problem yok. 28 Şubat'ı konuşuyoruz. Yani 28 Şubat'ı darbeleri araştırma komisyonunu konuşuyoruz. Tamam da benim gidip ifade vermemin konuşuyoruz. Niye? Hayır hayır ifade vermeni değil. Darbeleri araştırma komisyonunun görüşüne başvurduğu işte tanıklar, oradaki mağdurlar, tanıklar, mağdurlar vesaire bir aklıma dünya gelmedi. İnsan oldu. Aklıma gelmedi gitmek. Tamam, peki. Peki. Şimdi... hakikaten çok lüzumsuz yere vakit kaybediyoruz. Aklım şeyde hani tamam. Kaçmaya çalışmıyorum. Dur gelelim tamam şunu bunu yapalım, konuştuk zaten. Şunu yapalım gelelim. Bir gün gerçekten bize bir yer versinler bir böyle oh
Eteklerimizdeki taşı dökelim. Hakikaten bunu yapalım arzu ediyorsan. Ama yani şimdi şu Gaffar Okan meselesi de mi ayrıntı? Peki. Hizbullah'ın işi deniyor orada. Şimdi diyeceksin ki gene bu neye dayanılarak deniyor? Onu biliyoruz ama zaten değil mi? Yani Gaffar Okan'ın Hizbullah tarafından katledildiğini... Ergenekon'da bambaşka iddialar var şu anda. Onu bilmiyorum. Genel kamuoyundaki algı bendeki de olabilir, dahil. Bunun ama şu anda bunu önemsememin nedeni şu. Ergenekon davasında bunun gene derin devlet neyse oraya gönderilmeye çalışıldığı bir süreç. Onun için önemsedim. Peki, tamam. Bunları konuşamıyoruz. Yani Özal şöyle ayrıntı değil. Meselenin anası. Çünkü darbeler ekonomik gerekçelerle aslında yapılırlar. Bunlar için yapılırlar ya da neticede sonuçta buna hizmet ederler. Bu Türkiye'nin darbeler öyküsünün hiç konuşulmayan ya da çok az konuşulan bir sayfasıdır. Bunun için çok önemli. Darbeleri önlemek istiyor isek örneğin burada sendikalara dikkat etmemiz, ekonomik ilişkilerde demokrasiye tam olarak uyulmasını sağlamak zorundayız. Askerin bilmem 35. işsizlikteki ya da görev hizmet bilmem nesindeki hükmü kaldırmakla olmaz bu işler. Bu memlekette demokrasi olacaksa bunları konuşmak zorundayız. Onun için hiç ayrıntı değil. Özal'ın da o konudaki payını nihayet bu komisyonda konuşulmuş olmasını ben önemsedim. Bir de şundan dolayı da gündeme geldi. Özal zehirlendi mi meselesi. Şimdi Zaman Gazetesi dedi ki cumartesi dört günü zehir çıktı dedi. Cumartesi günüydü değil mi? Cumartesi günü dedi ki Özal'ın naaşı üzerinde yapılan incelemede ortaya dört zehir çıktı dedi. Bu dört zehrin neler olduğunu DDT, kadmiyum, polonyum ve amerikyum. Şimdi bunu bütün televizyon haberleri, ana haber bültenleri ama bütün ana haber bültenleri ve haber kanalları hatta böyle verdi geçti. Sadece yazılı basın ve sınırlı sayıda gazete, onu da söylemeliyim. Örneğin birisi Vatan Gazetesi, Milliyet'te de zannediyorum vardı, Hürriyet'te de kısacık vardı. Şunu sordu, tamam da nasıl olabilir? Hani polonyum ne şekilde alınmış olabilir, nasıl ortaya çıkabilir ya da diğerleri? Polonyum biliyorsunuz Ukrayna'da eski liderin ölümünde ciddi şüphe vardı. Arafat'ta söylendi. Ve bir gazetecinin Rusya'da öldürülmesinde kullanıldığı da ortaya çıkmıştı. Dehşet verici bir şey. Şimdi şöyle bir şey söyleniyor. Deniyor ki polonyumun yarı ömrü 138 gün. Bu şu demek. Polonyumu aldınız siz bedeninizde ya da herhangi bir yerde. Polonyum 138 gün sonra ömrünün yarısını tüketmiş oluyor. 138 gün sonra da yalnız kalan yarı ömrünü tüketmiş olmuyor. Sonra 138 gün sonra o yarının yarısı gidiyor. Sonra o yarının yarısı derken işte 3-5 yıl sonra sıfırlanıyor. Yani diyor 19 yıl sonra polonyum olması söz konusu değil. Yani bundan zehirlenmiş olsa bile bulamazsınız diyor bir. İkincisi kadmiyum. Örneğin herkeste vardır. Neden vardır? Ağır metaldir. Pilde de vardır, egzozda da vardır. DDT tarım ilacı. Şimdi bunun öyle bir kokusu vardır ki adam öldürür evet. Fakat öyle bir kokusu vardır ki öldüğü sırada da herkes anlar bunu. Hatta yiyeceğine bir şeyine katılmışsa Özal da anlardı. Çünkü ağır zehir olduğu için çünkü bir koku katılıyordu buna ekstrada. Hani bazı gazlarda olduğu gibi. Bunun da olması söz konusu değil deniyor. Bir de mesela DDT'nin acaba topraktan geçmiş olma ihtimali var mı diyor. Çünkü toprak DDT'yi tutuyor. Hani Özal'ın gömüldüğü toprakta olabilir mi diye. Kadmiyumu söyledik. Amerikyum neyin nesi? İşte çok radyoaktif madde vücuda alındığında ölüme sebebiyet veriyor. Fakat bunu da
Bu konuda bir şey yok herhalde. Evet. Fakat en azından şu polonyum, DDT ve kadmiyum konusunda böyle bir durum var. Bir de bu adli tıp raporu henüz ortaya çıkmadı. Evet. Ben ortaya çıkmamışken bu kadar tartışmaya açılmasını, bu kadar tartışılmasını, şu bulundu, bu bulundu diye baştan bir takım hükümler verilmesini doğru bulmuyorum. Yani bir rapor ortaya çıksın, çünkü ne desek boş, havanda su dövüyoruz. Şimdi burada rapor benim, bir ortaya çıksın, görelim ne diyor. Benim şurada üzerinde durmak istediğim şey şu. Dediğin gibi rapor çıkmadı, belki henüz hazır bile değil. Zaman Gazetesi böyle bir şey attı ortaya. Yapılması gereken işte bunlara uzman görüşüyle bunları söylemektir. Yani kardeşim polonyum çıktı. Nasıl çıktı diye bir uzmana sorarsınız. Doğru, doğru. Mesela Deniz Zeyrek, senin gazeten Radikal'in Ankara temsilcisi, kimya öğretimi görmüş meğer, diyor ki yani yapmayın, saçmalamayın diyor. Benim derdim milyonlarca kişi izliyor o bültenleri. Milyonlarca kişi ve bunu bilmiyor. Bu bilgiler işlenmeden yansıtılmasın diyorsun sen. Evet, benim bütün derdim. Tamam, buna hak veriyorum. Buna hak veriyorum. İlaveten de diyorum ki içeriden önden haber alınıp, tabii ki bunlar haber yapılır ama biraz hani ihtiyatla, biraz temkinli bir dille yapmak gerekiyor bunları. Çünkü rapor ortaya çıkmadan da o madde böyle midir, bu madde bu mudur falan diye tartışıyoruz. Belki hepsini boşa tartışıyoruz. Belki rapor başka bir şey diyecek. Ama canım, yani ihtiyatlı diller ki bunların olduğu ileri sürüldü demek ihtiyatlı dil değil. Dil tek başına. Yani o bile haberleri de işlemek gerekiyor. Aynen. Ben bir tane sadece onu söylüyorum. Şimdi 2 dakika kaldı. Muhteşem Yüzyıl hikayesi var. Başbakanın sert çıkışıyla. Bunu birçok bakımdan konuşmak lazım. Çünkü bir kere yargıya sesleniyor. Bir başbakan bunu yapmalı mı meselesi var. İkincisi, Muhteşem Yüzyıl dizisi yapımcıları ve kanalın sahibi ağır töhmet altında kalıyorlar. Üçüncüsü, şimdi diziye Ebu Suud Efendi katıldı, Tuncel Kurtiz'in aktörlüğüyle. Yani biraz haremden çıkartıp da Kanuni'nin hani kanunlarına bir kanun yapan tarafına vurgu yapacaklar. Ama orada Ebu Suud Efendi mesela Şeyhülislam çok konuşulması gereken bir isim, çünkü Türkmen Alevilerine ilişkin olarak Kızılbaşların canları malları helaldir diye fetvası biliniyor. Bunlarla birlikte senin bir de bir Seyit Rıza notun olacak. Bunu yerine bırakalım. Tamam. Seyit Rıza'ya iade itibar önerisini, evet. Hüseyin Aygün'ün teklifini CHP kabul etmemişti. Evet. Ona da yarın konuşalım. Ona da yarın bakacağız, çünkü son bir dakika dedi. Peki. Şimdi medyadan haberlerle bitirmek kısacık istiyorum. Efendim, Bir Gün Gazetesi bugün manşetinde bir tanıtım gibi, böyle bir Özal kaldı aklımda, Özal'dan söz etmişken bunca. Erdoğan'ın fotoğrafı var. Fakat asıl şu, Bir Gün kendisini yeniliyor. Hani ne var bunda diyeceksiniz ama şu isimler yazar kadrosuna katılıyor. Banu Güven NTV'deydi. Uzun süredir açıkta. Ertuğrul Mavioğlu Radikal'deydi. Şu anda o da işsiz. Nuray Mert, söylememe gerek yok, tanıyorsunuz. Ahmet Şık keza Oda TV ile tanıdınız. Ece Temel Kur'an Habertürk'teydi. O da köşesinden olmuştu. Yıldırım Türker Radikal'de köşesi vardı. Bütün bu isimler Bir Gün'de olacakmış. Eyvah. Bunda bile uzamışız. Bir cümle ben söyleyeyim. Lütfen. O zaman hayırlı olsun. En azından bu arkadaşlarımız, bu meslektaşlarımız da yazmaya, seslerini duyurmaya devam edecekler. O açıdan çok önemsedim ben de, duyurmak istedim. Yarın görüşeceğiz. Yarın Muhteşem Yüzyıl'ı ne yapıp yapıp konuşacağız inşallah. Başka bir mani çıkmaz ise diyelim. Hoşçakalın. İnşallah. Hoşçakalın.